Selam arkadaşlar. Alperen diye bir arkadaşımız Cafe Racer kask giyim tavsiyesi istedi. Ben de ona uygun birkaç tane bir şey çıkarttım. Şimdi bunları tanıtalım. İlk önce bir tane full face kask önereceğim. GT-R tanıtımını görmüşsünüzdür zaten. Shoei'nin bir ürünü. Ne gibi özellikleri var? Gerçekten iyi bir kask. Parası da iyi. Havalandırma kanalları var. Rahat bakış açısı var. Camı kademeli olarak açılıp kapanıyor. Hava kanalı var ön tarafında, üst tarafında. Bunlar elle idare ediliyor. Arka tarafındaki de elle idare ediliyor. Açılıp ve kapanıyor. Buradan hava çıkışı yapıyor. Bu güneş vizörlü bir kask. Güneş vizörünü hemen şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. Dediğim gibi geniş bir bakış açısı var. Gözlükle giyilebiliyor. Mikrometrik 2 olan demir bir bağlantıya sahip. İç pedleri gayet güzel ve kaza sonrasında şuradan çıkartabileceğiniz pedleriyle beraber kafanızdan çıkartabileceğiniz şurada iki tane kırmızı bantı bulunuyor. Bu bantlardan çektiğiniz zaman içindeki pedlerle beraber kafanız çıkıyor. Kasktan kurtulmuş oluyor. Bunun detayına gelecek olursak bu 1415-1450 gram civarında bir kask. Bu ilk kask önerimdi. Bir de açık bir kask istemişsin. Açık bir kask derken de hani yarım bir kask. Aslında maskeli yarım kasklardan bir tanesi. Shark'ın bu kaskı gerçekten hoşuma giden kasklardan bir tanesi. Bu kask neden hoşuma gidiyor? Dark Evoke diye geçiyor. Dark Evoke diye geçiyor. Bu kask hani gerçekten hani Cafe Racer'lar için yapılmış gibi duruyor. Aslında hani Cruiser ve ne denir? Chopper kullanıcıları da bunu tercih ediyor. Ön tarafında hava kanalı var. Maskesi zaten hani çıkabiliyor şöyle. Arkaya doğru hemen katlayabiliyorsunuz. Ve hani üst havalandırma kanalı var. Arka yani hava alabilen bir kask olduğu için arka hava çıkış kanalı zaten yapmamışlar. Üst hava kanalı elle idare ediliyor. Şöyle açılıp kapanıyor. Hani çok büyük bir özelliği yok ama mikrometrik bağlantısı var. İç tarafı hani şu şekilde yapılmış. İç pedleri gayet rahat. Fiyatı uygun sayılabilecek kasklardan bir tanesi. Şu iyi veya bunu seçebilirsin. Ama ben hani iyice yarım bir kask almak istiyorum dersen. Öyle dersen. LSK'nin bunun adı OFF586 idi. OFF586'sını alabilirsin. Tamamen yarım bir kask. Hani Cafe Racer için olur mu? Yani tercihe bağlı aslında. Hani olur da olmayabilir de. Yani yarım kask alanlar var, sevenler var. Açılan kask sevenler var. Onun için de FF LSK serisinden bir tane seçilebilir. Onların linklerini paylaşacağım zaten. Bu da alınabilir. Hani çok büyük özelliği olan bir kask değil. Sadece camı gerçekten büyük ve yani neredeyse işte çene boyutuna kadar kapatıyor. Biraz daha boşluk kalıyor. O uygun fiyatlı tabii. Hani bu 3 örnek olabilir. Ama bunu en son düşün. Bence Drak Evoku çok daha iyi bir kask, daha iyi bir seçenek. Burada yer kalmadığı için onu çıkarttım, oraya koydum. İki tane eldiven önereceğim ama ilk önce mont önerisi yapacağım. Şöyle yapayım. İşte Venom'un bu montu var. Bu Cordura diye geçiyor. Bunlar yeni geldi aslında. O yüzden yani adına tekrar emin olmak için baktım. Ne gibi bir özelliği var? İçinde bir tane yeleği var. Ha, bu yeleği istersen çıkartabiliyorsun. Sadece yelek olarak kullanabiliyorsun. O yüzden yani bunu tercih edebilirsin. Fileli bir yapısı var, çıt çıtı var, fermuarı var. O fileli, o işte iç tarafındaki yelek istersen çıkabiliyor, tamamen yazlık olabiliyor. O yüzden de tercih edilen montlardan bir tanesi. Tekrar bel bantları var, kol bantları var. Bunlarla koluna göre sıkıştırabiliyorsun. Kolunda hem hem çıt çıtı var, hem de fermuar var. Bu kısımda da şöyle bir çıt çıtı daha var. Yani boyunda bir çıt çıtı daha var. Tabii ki hani omuz ve dirsek korumaları var ve sırt koruması var. Sırtından da nefes alabiliyor. Ondan sonra bir belinden daha rahat olabilmesi için şurasında körük mekanizması yapmışlar. Bu da alınabilecek montlardan, uygun fiyatla alınabilecek montlardan bir tanesi. Bir de yine Venom'un bir tane montu var. Bu montu da daha önceden tanıtmıştım galiba. Bunun da adı Spin Black diye geçiyor.
Venom'un bir montu. Bunun da içinde bir tane astarı var. Bu astarı çıkartabiliyorsun. Yine tabii ki arkasında, sırt bölümünde, omzunda ve kollarında korumaları var. Tekrar kolunun hemen üstünde körük mekanizması var. Şuralarında körük mekanizması var. Rahat eğilip kalkabilmen için, rahat inebilmen için. Arkası file doku, belinde şöyle cırt cırtı var. Şurasında çıt çıtı var ve boyunda çıt çıtı var. Yan cepleri var. Dediğim gibi astarı çıkabiliyor. İstersen farklı bir koruma alıp sırtına koyabilirsin. Biraz daha dayanıklı bir koruma, level 2 bir koruma alabilirsin. Arkasında çok yumuşak bir koruma koymuşlar. Bunu değiştirebilirsin istiyorsan. Şöyle koyalım. Bunu da koyduk. Bunu da tanıttık. Ben bunların altına T90 pantolon öneriyorum. Çünkü hem yazlık ve baharlık hem de hani full korumalı bir mont pantolon. O pantolonu da daha önceden zaten tanıtmıştım. Linkini aşağıya ekleyeceğim. İki tane eldiven ekliyorum diyorum. İşte daha tavsiyem var. Bu bir tanesi MC58 olması lazım. Skoyko'nun yazlık bir eldiveni. Bu yazlık eldiven gerçekten güzel bir eldiven. Çünkü hani eklemleri korumaları var, işte yumruk korumaları var. Ama içinde iç tarafında hafif yumuşak bir, bilek tarafında hafif yumuşak bir koruması var. Bir cırt cırtla kapanıyor. Düşük bilekli bir eldiven. Baş parmaklarının dışında ince korumalara sahip ve telefon hassasiyeti için özel yapılmış bir eldiven. Bunu alabilirsin. İkinci modelde şu Venom VNP 582 diye geçiyor. Bunun bilek koruması biraz daha iyi. Bu daha fazla koruma içeriyor diye denebilir ama eklem yerlerinde, mesela bunun parmak eklem yerlerinde koruması yok. Ama yazlık şık kullanılabilir bir eldiven arıyorsan bu olabilir. Şu hem içinde hem bilek tarafında hem yumruk tarafında bir sürü korumaya sahip. Yine düşük bilekli ve cırt cırtlı şekilde yapılmış. Bunu alabilirsin. Benim önerilerim bunlar. Hemen altına ne alabilirim diye düşünüyorsan Rockwell'in Look VPC'sini alabilirsin. Rockwell'in diğer yazlık botlarını alabilirsin. Onlardan kullanabilirsin. Önerilerim şimdilik bunlar. Sen ne için istemiştin? Bir dakika. Ha, Cafe Racer. Kask giyim, bot, şu bu filan falan tavsiyesi için. Bir öncesinde beden tablosu yayınladım. O videoyu da seyredin. Hani ölçüleri oradan bakıp bizim sitemize girdiğiniz zaman, beden tablosu linkine tıkladığınız zaman oradan doğrudan seçip sepete ekleyip alabilirsiniz. 3 iş gününde sizde olur. Hepinize iyi sürüşler.